Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'nde bugün harika bir villa tanıtacağım sizlere. 300 metrekare arsa içerisine kurulu, tamamen müstakil, özel havuzlu, özel otoparklı ve iddia ediyorum herkesin beğeneceği kalitede dizayn edilmiş şık bir villa turu yapacağız. Gördüğünüz üzere havuz alanından başlamak istedim. Üstünde çok şık güneş, kırıcılarımız mevcut. Otopark sağ tarafta kalıyor. Zaten drone çekimlerini de yaptık. Onlar da ara ara girecek. 300 metrekare arsa üzerine kurulu, tamamen bağımsız. Didim Efeler Mahallesi'nde. Efeler Mahallesi bildiğiniz üzere Didim'in en rehavet gören mahallelerinden bir tanesi. Çoğu lüks yapıların hepsi bu alanda bulunuyor. Nereye yakınız? Şehir merkezine ortalama 4 kilometre. Yine buradaki İmbat plajına da ortalama 1 kilometre. 850 metre 1 kilometre arası diye düzeltelim. Lokasyon olarak çok güzel. Otopark alanını görüyorsunuz. Dilerseniz üstünü kapatabilirsiniz. Biraz geriye çık istersen tam net gözüksün. Üstünü isterseniz bir ballroom tente tarzında veya ahşapa dönük şık bir pergola ile kapatabilirsiniz. Çok güzel gözükecektir. Düz bir girişi var. İki basamakla otoparkımız aşağıda kalıyor. Herhangi bir şekilde en büyük bir araç da buraya rahatlıkla sığacaktır. Yerden ısıtma sistemimiz mevcut. Çelik kapımız akıllı, şifreli ve güvenlik kameralı. Akıllı bir ev sistemimiz yok. Tüm panjurlarımızın hepsi otomatik. Bunun dışında zaten akıllı ev sistemi de bizlere aman aman çok büyük artılar sunmuyor. Bu villa Didim Efeler Mahallesi'nin en güzel villalarından bir tanesi. Özellikle 300 metrekare arsa üzerine kurulu villalarla kıyasladığımızda. Bakın bahçe alanındayız. Burada yine laminant tarzında seramikler seçilmiş. Üst taraftaki ahşapla güzel bir uyum yakalamışlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çiçekler, saksılar bırakılmış. Yine bu tarafta şelale var demiştim. Havuz alanınızda gayet yeterli. 300 metrekarelik bir arsa içerisinde villa gezeceğiz. Bakın hemen mesela buradaki bahçe alanından devam edelim. Burada hemen havuzdan çıktığınızda veya denizden geldiğiniz anda duşunuzu alabileceğiniz bir alan yapılmış. Gayet de şık dizayn edilmiş. Yine eve uyuyor. Renk uyumu olarak da gayet iyi. Bahçe peyzaj alanımız da gayet güzel. Bu villamızın etrafında ve bahçenin içerisinde güvenlik kameralarımız mevcut. Bunları da yine siz geldiğiniz, aldığınız takdirde telefonunuza entegre edeceğiz. Güzel bir pazarlığımız olacak. Ciddi bir alıcıysanız eğer, ciddi bir pazarlık söz konusu. Arka tarafta da yine çok güzel bir şey bizi karşılıyor. Şık, kullanışlı bir kamelya alanı yapılmış. Böyle standart, bordekse, sade bir kamelya alanı değil de böyle ahşap. Aynı zamanda oturma alanları yine sabitlenmiş. Gayet hoş, güzel bir kullanım alanımız var. İsterseniz buraya güzel bir bahçe takımı atabilirsiniz. Yine buranın minderlerini yaptırabilirsiniz veya müteahhitten hediye isteyebilirsiniz. Arka taraflara çiçek ambiyansı geçilmiş. Bahçe duvarımızın üstü yine demir korkuluklarla yükseltilmiş. Ekstra olarak siz çim çitle veya daha farklı bir demir korkuluklarla izole bir alan haline getirebilirsiniz. Çelik kapı kısmımız bu alanda kalacak. Ben bu alanda bir tekrar göstereyim sizlere. Bakın villamızın drone görüntülerini zaten koyacağım. Dış çekimi, ambiyansı göreceksiniz ama şu duvarların dış cephenin üst taraflarında kalan ışıklar da çok hoş gözüküyor. Bahçenin içerisine de şöyle yuvarlak top tarzında ışıklar yerleştirilmiş. Bunlar da gayet güzel. Gel böyle yaklaş. Hemen bir çelik kapıyla ilgili bir iki detay vereceğim. Şöyle mesela yaklaş. Bakın burada güvenlik kameralı bir çelik kapımız var. Aynı zamanda tuş takımı da var mevcut, dokunmatik. Buradan geleni ilk önce kameradan görebiliyorsunuz. Eğer gelen sizseniz buraya tuşunuzu, şifrenizi tuşladığınız takdirde kapınız otomatik bir şekilde açılıp geriye doğru gidiyor. Bunun da ben tekrardan videosunu içeriye ekleyeceğim. Nasıl bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Gel böyle direkt salon alanına geç. Güzel bir salon bizi karşılıyor. Kullanım alanı olarak gayet iyi. 300 metrekare arsa dedik. Toplamda 130 metrekare, 140 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Boydan boya bir cam geçilmiş. Bunlar yine sürgülü kapı bu şekilde açılıyor. Üstten de panjurlarımız mevcut. Bu panjurlar sayesinde evinizi gönül rahatlığıyla bırakıp gidebiliyorsunuz. Bunlar bildiğiniz üzere açılmaz, kırılmaz. Hani öyle büyük bir zorlama olacağı takdirde de zaten güvenlik kamerasından evinizi her dakika kontrol edebilirsiniz. Şu köşeye geçersen eğer bakın burada TV ünitesi yapılmış. Efeler Mahallesi'nde 300 metrekarelik villalarla kıyasladığımda yeni nesillerin arasında en iyilerinden bir tanesi bu villa diyebilirim. Bu ünitede bu villaya çok güzel uymuş. Altta elektrikli bir şömine, yine belli başlı aksesuarlar, tablo olsun. Onlar da bırakılmış. Yukarıda led aydınlatmalarımız var. Spot aydınlatmalar da geçilmiş. Her köşeye eve derinlik katsın diye ayna da bırakılmış. Bu da çok güzel gösteriyor evi. Bu arada şöyle gelirsen eğer, bakın merdivenin korkulukları yok gibi görünüyor ama bunlar cam olacağı için herhangi bir şekilde evi gezerken veya biz çekimlere girdiğimizde kırılmasın, dökülmesin diye şu an taktırmadılar. Bunlar ev sahibi burayı aldıktan sonra aynı gün içerisinde taktırılacak. Merdiven altında güzel bir bahçe tarzında süslemişler. Çelik kapı kısmına dönelim. Burada anlatmadığımız birkaç bir şey var. Bakın burada portmantolarınız mevcut. Anahtarlarınızı, özel eşyalarınızı girdiğiniz an telefonunuzu bırakabilirsiniz.
Yine burada ayakkabılıklarınız, burada da askılıklarınız mevcut. Aynı zamanda karşıda da güzel bir dekoratif geçiş yapılmış. Herhangi bir şey yok. Dikey aynalar bırakılmış. Çelik kapı da bu alanda. Akıllı ev sistemimiz yok. Ama her şey elektronik ve kumandalı olduğu için isterseniz siz kendiniz bağlatabilirsiniz. Sonrasında mutfak alanındayız. Amerikan mutfak tarzı açık. Bence gayet güzel. Beğenmeyenler olacaktır elbette. İsterseniz duvarla kapatabilirsiniz. Bu da bir tercih meselesi. Akıllı evyemiz var. Hemen onu anlatayım. Burada çok şık bir akıllı evyemiz var. Gel böyle. Gel. Akıllı evyemizi göster. Bakın burada birçok fonksiyon var. Ben bunu artık dördüncü herhalde tanıtıyorum. Dediğimde de artık çok popüler olmaya başladı. Gayet güzel kullanım şeyleri var bunun. Zaten hanımlar direkt gördüğünde bilecektir. Burada bir servis penceremiz var. Arka bahçe alanına buradan hanımlar veya beyler servis yapabilir. LED aydınlatmalarımız gayet güzel. Ahşap ve beyaz tonlarında şık bir mutfak tercih edilmiş. Burada da tezgahımız gayet güzel. Buzdolabı yeri, davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi hepsinin yeri mevcut. Yukarıdaki LED aydınlatmalara bayıldım. Yerden ısıtma, merkezi klima sistemi bunların hepsi mevcut. 300 metrekare arsa üzerine kurulu tamamen müstakil bir villa burası. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Yukarıdan anlatacağımız birkaç şey var. Ondan sonra son bir özet geçer. Tanıtımımızı sonlandırırız. Mesela gel şöyle bir şurada dur. Şurayı bir göstermek istiyorum. Panjurların anahtarları şu an yok. Yani kumandaları açamadım ama buraları boydan boya kapalı. Düşünebilirsiniz camlar. İçeriye güneş ışını çok güzel bir şekilde alır. Panjuru kaldırdığımız takdirde burada şık bir tablo var. Bayağı ağır. Yukarıdan sarkan şık da bir avizemiz var. Evet şimdi arkamdaki en büyük odadan başlayalım. Yavaş yavaş diğer odalara göz gezdireceğiz. Burası bu villanın en büyük odalarından bir tanesi. Şimdi yatak başlıklarını zaten anladığınız üzere buraya gelecek. Yukarıda konsollarınızın yerine geçebilecek bir tane, iki tane hatta bölme yapılmış. Yine konsollarınızda priz mesafe boyları da gayet iyi. Burada makyaj aynasının hemen bir koltuğu eksik. Aynası tamamen hazır bir şekilde duruyor. TV ünitesi buraya da bırakılmış. Hemen şöyle bir tam tur dön. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Bakın gardırop nereye koyacağız diyenler. Bakın buraya gardıroplarınız yapılmış. Işıklı, camlı, çok şık, kullanışlı. Gardıroplar mevcut. Aynı şekilde burada da yine bir vestiyer tarzında yine altta saklamalı olan bir gardırop mevcut. Şimdi arka tarafta ne var? Bakın gelin. Bir giyinme kabini. Aynı şekilde hanımlar ve beylere yetecek kapasitede. Özellikle buraya hanımlar alır genelde. Erkeklerin eşyası az olduğu için arka tarafı kullanırlar. Burada büyük bir banyo, lavabomuz var. Duşa kabinin içi çok geniş. İçeriye bir niş bırakılmış. Duş yerlerinizi, şampuanlarınızı bu alana bırakabilirsiniz. Duşa kabinin içerisini biraz sonra göstereceğim. Fakat ilk önce ben bir tanıtayım. Yukarıda bir yağmur başlığı sabit şekilde. Buraya isterseniz bir küvet de koyabilirsiniz. Alan genişliği olarak gayet yeterli. Yine klozetimizin, gömme rezervuarımızın markaları gayet kaliteli. Boş marka. Burada da yine nişler bırakılmış. İçeriği bir göster sana zahmet. Sonra bir giyinme kabinini tekrardan gösterip diğer odalara göz gezdirelim. Gel böyle. Bakın bu raflar, bu kullanım alanları da giyinme kabinlerinin gayet ideal ve kullanışlı. Merkezi klimadan bahsettik, güvenlik kameralarından bahsettik. Yerden ısıtma, akıllı ev sistemi yoktu. Her şey yerli yerinde. Burada da bir misafir banyo lavabomuz var. Bu da gayet kullanışlı. Duşakabinin içerisi geniş, yine bir niş bırakılmış. Aydınlatmalar gayet iyi. Aynalı bir, aydınlatmalı bir ayna. Burada da yine açılır kapanır bir penceremiz var. Bu da çok önemli. Gerçekten şık, kullanışlı bir villa burası. Burada bir tane de çamaşır odası denilebilecek bir bölmemiz var. Bakın burada çamaşır makinesi, kurutma makinesi yerleri hazır. Yukarıda yine keza termosifonun yeri hazır. Ben bunu görüyorum. Bunun dışında burada da yine kirli sepeti bırakabileceğiniz bir alan. Yerden ısınmanın boru çıkışları da burada mevcut. Şu ışık da içeriye çok güzel bir şekilde vuruyor. Hemen bu yatak odasına bakalım. Burada da yine kullanışlı güzel bir yatak odası var. Sürgülü açılır kapanır. Pencerelerimiz gayet güzel. Buradan bir balkona çıkışımız var. Diğer odada bir Fransız balkon vardı. Buradaki iki oda da şöyle geç istersen. İki oda da balkona çıkıyor. Yine şöyle tam tur dön bir. Buradaki gardıropları da görsünler. Bunlar da önemli. Bu tür odanın metrekaresine bakarken yine gardırobu hesap etmenize gerek yok. Yetmez diyorsanız yine ayrı bir şekilde karşıya bırakabilirsiniz. Son olarak burada minimalize dizayn edilmiş, ufak denilebilecek, aynı zamanda orta boy bir yatak odası var.
Yerdeki seramiklerden zaten metrekareleri ölçebilirsiniz. 60'a 120 seramik tercih edilmiş burada. Gayet de şık gözüküyor. Burada bir balkona çıkışımız var. Diğer odadan da vardı. Yine burada gardıraplarımız hazır. Makyaj aynamız hazır. Bunları da bir göster. Kapıları kapatalım. Kapıların hissiyatı da kalite hissiyatı da gayet iyi. Böyle gel bakalım bir balkona. Bakalım bakın balkonun cam korkulukları gayet güzel. Gayet şık dizayn edilmiş. Söveler de gayet hoş duruyor. Ahşap söveler. Yukarıdaki aydınlatmamız da gayet güzel. Akşama doğru gelmek istedik. Dış ambiyansı çok iyi bir şekilde alacaksınız. Efeler Mahallesi'nde, merkezi konumda, villalar bölgesinde, Didim'in en çok tercih edilen, sevilen muhitinde sizlere harika bir villa tanıtımı yaptım. Satış rakamı 16 milyon 750 bin TL. Ciddi bir müşterisi olduğu takdirde ciddi bir pazarlığı da olacaktır. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Havuzlu, otoparklı, yerden ısıtma sistemli, akıllı çelik kapı sistemli, güvenlik kameraları takılı, güzel de bir kamel alanı, harika bir ambiyansı olan bir villa. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.